arkadaşlar, ben Nurgül, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Çok fazla rüzgar var. Bugün neredeyiz? Şimdi yaylaya geldim arkadaşlar. Yaylayı özlemişim. Yaylaya böyle yaylım gelmiş. Böyle yeşil yeşil otlar yeni çıkmaya başlamış. Çok iyi olmuş. Dün akşam biz ineklerimizi bulamadık. İneklerimiz meğer yaylaya gelmiş arkadaşlar. Birkaç tane ya, 20 tane falan var herhalde. Saymadık daha. ATV ile geldik. Annem, Hasan'dan üçümüz geldik. Hasan şimdi ATV ile aşağı yoldan gidiyor. Biz de annemle inekleri dereye indireceğiz dağdan arkadaşlar. Sonra da Bostan'a gideceğiz. Yani Bostan'da artık biliyorsunuz patatesimizi söktük. Sıra geldi fasulyenin değneklerini ayıtlamaya arkadaşlar. Fasulyemizin değneklerini çıkarıp onları yığacağız. Bostan'da ve sıra getirme bir video olacak. Çok fazla rüzgar var arkadaşlar. Buraya biz alan diyoruz. Alan zaten etrafta ağaçlar var ama boş olduğu için rüzgar çok esiyor. Şimdi bakalım inekleri bir kovalım arkadaşlar. Yatmış bunlar da hemen hemen. Böyle göstereyim şu şekilde. Burada yatmışlar. Toplayalım bakalım bu kızları. Haydi kızlar, siz niye geldiniz buraya? Yaramazlar. Çok da rüzgar var zaten. Göz. Haydi kızlar. Rüzgar çok esiyor. Çok güzel buralar ya. Baksanıza ağaçlar falan, ormanlık huzur resmi. Haydi kızlar. Evet, burada ne buldum hemen göstereyim sizlere. Kanlıca. Vallahi çok kokusu var ya. Mükemmel ya. Çiçi yiyesim var. Çok güzel ya. Ve çok sevindim bunları bulduğuma. Şimdi bakayım, kurtlu da değiller. Şöyle onları alalım. Kurtlu gibi sanki. Kurtlar, küçükler var bunun içinde, görüyor musunuz? Küçükleri alalım da. Şunları toplayalım bakalım. Arkadaşlar deli rüzgar var ya. Vallahi çok rüzgar var. Bunlar iyi güzel. Çıkmışlar yeniceni de. Sevindim ya. Bak bu da kurtlu ya. Heh, şurada yok mu? Sadece bazılarının sadece kökünde oluyor kurt. Burada da yok. Biraz şeyinde var da. Bostan'da bunları bir kızartalım. Şu da küçücük, minnak bir şey. Fındık kurdu. Mükemmel. Evet, inekler gitti. İnekler iyice gitmeden bunları alalım. Şimdi de benim eşyalarım var. Böyle şarj aleti, batarya falan. Hasan'a koymadım. ATV'de düşürür diye. Yoksa ben düşüreceğim galiba. Korkuyorum. Kulaklıkları falan düşerse. Gidelim ineklere. Yürüyün kızla. Orada ne dedi de gidemedi inekler. İndiremedim ben. Bilemedim. Haydi kızlar. Arkadaşlar dağdan iniyoruz. Buralarda yol yok çünkü. Yani buradan buralardan iniyorlar. Haydi kızlar. Burada yol var değil mi? Eski yol akla. Buralardan çıkmıştın anne. Özden çıkmıştın bunlar gene. Niye yollar işte? Börtler şey, sen onlar da börtten olmuyor. Bunlar da olmuyor, koyu renkli şeylerde. Haydi kızlar. Sonunda yukarıdan, yayladan, dağdan inebildik arkadaşlar. Hasan da burada bekliyor bizi. Hani ATV nerede? Aşağıda mı?
Yandım Hasan ya, çok sıcak var. Bulduk, bulduk 5-6 şey. Çekeyim. Ay çıkarma ya, ne bileyim çıkarıyor. Ben de okuyorum. Allah. Daha çıkmamış mantar, az. Ben niye göremiyorum? Yukarıdan gidiyorum. Çok da çok büyük bir balık değil yani. Ödüm onlar değil de bilemeyeceğine belliydi. Mantar neymiş? Seni bıraktı. Zaten şunlardan büyük de balıkla değil. Sakal mı? Ben sakal yapardık, büyük yapardık. Bak böyle koyardık. Ho 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 ho. Anne alabalık. Böyle de vardı kan. Böyle balık şey, büyük balık, balık gibi balık gibi. Bunlarda çok da var yatıyorduk biz bu derelerde. Yani sanki tuttu. Hasan Bey, bu işler böyle. Ah, bıyıklarını. Bak şurada bir yerde mi? Kamerada gözüküyor. Kamerada gözüküyor işte. Bir arkadaşa gördün mü? Gördüm mü? Gördünüz mü? Ne yiyor? Nasıl ekleyen mi yiyor ki? Çok büyük değil mi? Bu alabalık da çok güzel. Şeyler yiyor. Aslında atlayacak bir şey çıktı. Annem bekliyor, hadi gidelim. Balık da bulmuş daha bak. Koş koş. Geyik su içe. Bu dedim, neremi merak ettim. Su içine atıverim şu oğla. Bu neremin adını anladığım anda balık buş. Yasa. Evet arkadaşlar, bahçeye geldik. Sobayı da yaktım. Biraz zor yandı. Odunlar ıslanmış. Dışarıda kalmış odunlar. O yüzden ıslanmış. Şimdi malum inekleri kovduk o kadar. Yani karnımız acıktı değil mi? Tavuk getirmiştim ben. Kanat onlar kızarıyor tavada. Çayımızı demleyeceğiz birazdan kaynarsa. Bir an önce kızarın inşallah bunlar. Öyle bu soba dışarıda veya iyi oluyor arkadaşlar. Böyle doğanın içinde sıcacık. Göstereyim mi içini? Yanıyor ama tam iyi yanmıyor ya. Soba da bir zor açılıyor he. Şimdi odunlar biraz yaş olduğundan yanmıyor arkadaşlar. Bunlar evin altında çalışıyor. Bir tane daha en altından bir odun getireyim ben, yoksa yanmayacak. Nasıl çıtır diyor. Buraya sığar mı? Sığacak. Yanında. Şimdi şöyle koyalım da. Artık iyi yanar diye düşünüyorum. Kapak da bir zor örtülüyor. Bak çocuk. Güzel diyor. Bozulmuş bu. Bak şey. Ah bunu yakıyorum. Evet bunlar kızarsın. Biz de fasulye toplamaya gidelim. Yani kazıklarını çıkartacağız artık değnekleri. Malum buralara kış geliyor. Kış gelmeden bütün hazırlıkları yapmamız gerekiyor.
Bak bunu yine açılmış. Akşama pişmeyeceğim mi? Arkada soba. Görüyor musun? Sobayı nasıl tutuyor. Fasulyeyi toplamaya gidiyoruz. Arkadaşlar bakın. Çoraplardan vazgeçemiyorum ben. Bu kırmızı çoraplarımdan. Çünkü çok güzeller. Bunlardan bir 10 tane falan var. Böyle bilmiyorum. Ve fasulyemiz burası. Yarısını sokmuş, yarısını da sökeceğiz. Şimdi. Sen arkada gözün geçer misin? Evet arkadaşlar, şimdi fasulyeyi yara ettik hemen hemen. Bakın şöyle şurasını söktük. Yemeğimizi yedik, sobayı kapattık. Bulaşıklarımı da yıkadım ben. Etrafı topladım. Şimdi inek getirmeye gidiyorum. İnekler bugün iki parçada. Yayladan indirdiklerimizi ben getireceğim. Diğerlerini de annem getirmeye gidecek. Böyle Boston'un son halini göstereyim. Belki bir daha çekim yapamayabiliriz buralarda. Seneye kadar. Şu taraf patates yedi zaten. Patateslerimizi de götürdük. Şurada az bir patates kaldı arkadaşlar. Böyle bakalım. İnekleri bulabileceğiz miyiz? Gelmişler mi yoksa hala koyduğumuz yerde mi bilmiyorum. Şöyle köprüden de geçelim. Köprü de sağlamlaştırılacak veya eskimiş. Derede azalmış artık. Hadi gidelim Hasan Bey. Çalıştır. Şimdi ineklerin yanına geldim ben. Buraya biz Karabey diyoruz. Yani çok yıllar önce, tabii benim küçüklüğümde o zaman kalıyorlar mıydı bilmiyorum ama burada ormancılar çok fazla duruyordu. Ama çok yıllar önce burada kalıyorlarmış ormancılar geceleri. Şimdi kalmıyorlar. Zaten baksanıza evlerin camları falan hiçbir şey kalmamış. Artık eskimiş gitmiş. İnekler de buraya gelmiş. Buradan ben şimdi çıkarıp toplayıp eve doğru gideceğim. Evet haydi kızlar, çıkın bakalım dışarı artık. Baksanıza evler çok hoş duruyor buralarda. Yani eskiden evlerin, herkesin demek ki evim vardı, ne vardı onları hiç araştırmadım bilmiyorum ama çok fazla ev var yani burada bakılırsa. Burada da balıklar vardı arkadaşlar, biz çok merak ederdik. Burada böyle süs balıkları oluyor ya, kırmızı böyle renkli renkli, çok değişik ve güzel balıklar vardı orada. Ama yok olmuş ya, su falan gidince artık öldüm ne, ama çok oluyor tabii, yıllar oluyor. Baksanıza evler çok hoş ya, güzel. Şurada da galiba yuva var, otlardan gözüküyor, belli oluyor çıtı katı. Bu boya çok güzelmiş. Kızlar haydi çıkın bakalım, buralardan çıkamazsınız, geri döneceğiz mecburen. Hışt. Hadi
Nö. Kabak kız git. Hey. Bugün de arabalar çok gelip gidiyor. Hey. Hadi kızlar. Haydi. Biz bunları arkadaşlar köpek diyoruz. Köpekler tutuyor yani. Nereye asa baksanıza elinize bile yapışıyor bunu. Ve batıyor ayrıyette. Bakın size ne göstereceğim arkadaşlar. Elma. Bunları acı elma sanıyordum ama çok tatlı bir tadı varmış bu elmaların. Yani güzel oldu benim için. Burada inekleri topladık, artık çıkıyoruz. Haydi kızlar. Bayağı bir tatlı. Küçük ama galiba büyümemiş. Aslında büyümesi gerekiyor. Bir de bu yıl kurak olduğu için söylemedim. Kurak olduğu için meyvelerde falan çok fazla yoktu. Yani orada denk geldi. Demek ki benim şansımmış. Kimse yememiş. Benim şansım varmış. 5-6 tane varmış. Mutlu etti beni. Hadi kızlar. Dünyaya çıktı ya bu üç kaçtı. Bugün yine çıkacağım diyorlar. Bakın şurada bir göl var arkadaşlar. Onu size göstermek istiyorum. Güzel bir yer. Bakın çok güzelmiş. Sonbaharda olduğu için yapraklar falan çok güzel olmuş. Böyle bir göl suyun içinde. Dere suyundan oluşuyor arkadaşlar. Buraya dere suyu geliyor. Şurada akıntısı var. Oradan tekrar dereye geçiyor. Veya balık vardı burada ama şimdi var mı bilmiyorum. Böyle bir yer. Arkadaşlar bir şey daha göstereceğim size. Buraya çakmışlar. Bunlar demek ki gençken çakmış da ağacı ne kadar sıkmış. Burada da teli görüyor musunuz? Ağacını sıkmış ve iz yapmış. Burası ormancıların yani şu eve girmenin kapısıydı galiba büyük ihtimalle. Çünkü böyle demirler falan çaktıklarına göre yani. Değişik bir kapı. Demirleri. Tel falan da var şöyle. Direk de var. Diri ağaca bağlamışlar hatta. Burası öyle bir girişmiş. Oradan yukarı girmek demek ki yasak mıydı? Neydi önceden? Öyle ormancıların yeriymiş burası. Hadi kız. Zaten personel hariç giremez yazıyor kapıda da. Demek ki tek ormancılar yani girebiliyor oralara. Hadi kızlar. Şimdi kime sorsunuz? Kimse. Kimsecikler yok. Kurt kuş var ancak. Başka hiç kimse yok orada. Hadi kız. İn aşağı çabuk. Burası arkadaşlar yani buranın suyu öyle bir soğuk ki gerçekten şöyle elini tuttuğunuzda eliniz donuyor yani. Artık buranın suyu nereden geliyorsa böyle çok yukarılardan dağlardan geliyor. Buraya getirmişler suyu, şu an artık çok az kalmış ama ilkbaharda çok akıyor buranın suyu. Gerçekten buz gibi oluyor. Şu an şöyle yapsam içecek kadar yok yani.
Çok güzel ve soğuk su burası. Yani derin dondurucudan, buzdolabından demiyorum bakın. Derin dondurucudan çıkmış gibi oluyor. Aşırı bir soğuk bir su. Ama kesinmiş yağmur yağmadığı için. Haydi kızlar. Evet, burası yayla yolu arkadaşlar. Şöyle şurada bir video çekmiştim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama daha bahçeyi yeni ekmiştik ve fasulyeler işte, dedim ki fasulyeler daha 4-5 ay olur gibisinden bir video çekmiştim. Böyle buraları göstermiştim arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim? Günler ne kadar hızlı ve çabuk geçiyor değil mi? Böyle koyun da yaylaya gitmiş bizim. Yayladan iniyor. Yani inekleri de götürüyorum ben. Bakalım koyunlar doymuş mu, bir bakayım ben. Haydi kızlar yürün. Baksanıza arkadaşlar, karanlık çöktü artık. Babamı bekledim. Babam Magda'da biliyorsunuz ki gelir diye umut ettim ama gelmedim baba. Çok üzdüm beni. Neyse arkadaşlar, artık köye yaklaştım ben. Böyle bugünüm bu şekildeydi arkadaşlar. Yaylaya gittik, öğle yemeğimizi yedik, fasulyeleri söktük. Tekrardan inekleri topladım. Günüm bu şekilde geçti arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Destek olalım bana diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.